Bir tane hadis var. Hani böyle en uçtan örnek verelim ki ümidimiz artsın anlamında bu dersi yapıyorum. Hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki biri diğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki kişiden Allahu Teala hoşnut olur. Biri diğerini öldüren iki adamdan Allah hoşnut olur. Bunlardan biri Allah yolunda bir savaş yaparken diğeri tarafından öldürülür. Allah yolunda cihad eden birisi var. Diğeri tarafından öldürüldü. Bunu anladık ya Resulallah. Öldürüleni anladık. Tamam, Allah bundan hoşnut olur. Allah yolunda can vermiş. Öldürenden nasıl hoşnut oldu? Adam öldürmek en büyük günahlardan bir tanesiydi. Helak edici günahlardan bir tanesiydi değil mi? Sonra diyor o öldüren de Allah yolunda gayret eder. Allah yolunda cenk eder. O da şehit düşer. Ve Allah ikisini cennete alır. Şimdi bunu böyle biraz böyle ete kemiğe büründürelim. Bu hadisi. Anladık mı hadisi? İki tane adam var. Biri diğerini öldürüyor. Şehit ediyor. Kafir birisi. O devam ediyor hayata. Sonra Müslüman oluyor. O da şehit düşüyor. O da ölüyor. O da cennete gidiyor. Bu hadisin tam karşılığı benim nazarımda Vahşi radıyallahu anh ile Hazreti Hamza'dır. Bu hadisin ete kemiğe bürünmüş halidir. Biraz böyle Vahşi'nin üzerinden anlayalım. Şimdi bak, büyük günah değil mi? Büyük günahlardan birisi neydi? Adam öldürmek. Adam öldüren birisi nasıl cennete gidebilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Kısaca bilgi vereyim. Vahşi radıyallahu anh, Cübeyr İbni Mutim'in kölesi. Cübeyr İbni Mutim kim biliyor musunuz abi? Mutim bin Adi'nin oğlu. Mutim bin Adi kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'ten dönerken, böyle Taif'ten dönüyor, Mekke'ye girecek. Diyor ki ya Rabbi, beni kimlerin eline bırakıyorsun? Amcam Ebu Talip mi var ki beni himaye etsin? Eşim Hatice mi var ki beni himaye etsin? Mekke'de sosyal bir kural var abi. Bir işten, bir meseleden dolayı Mekke'den ayrılan birisi, birinin himayesi olmadan, yani birinin pasaportu olmadan, güvencesi, sigortası olmadan tek adam Mekke'ye giremez. Peygamber aleyhissalatü vesselam 3 kişiye gönderiyoruz. Ahnes İbni Şerik, Süheyl İbni Amr, Mutim İbni Adi. Diğer iki tanesi ne diyor biliyor musunuz? Onu elimize geçirsek biz öldüreceğiz. Niye onu himaye edelim? Dikkat buyurun. Mutim İbni Adi kafir birisi. Müşrik birisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona da elçi gönderiyor. Mutim İbni Adi kabul ediyor. Adamlarını yanına alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alıyor. Mekke'ye getiriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim himayemdedir diyor. Allah bir kafirin eliyle peygamberine yardım etti. Bir müşriğin eliyle Allah kendi dinine yardım etti dedi. Bir parantez açayım burada. Sakın burada sohbete geliyorum, hizmet ediyorum diye kendimizi garantide görmeyelim. Allah bir müşriğin eliyle kendi dinine yardım ettiriyor abi. Bir kafirin eliyle Allah dinine yardım ettiriyor. Onun bir oğlu var. Cübeyr İbni Mutim. Bu kişi de Bedir gazvesi olmuş. Bedir gazvesinde Hazreti Hamza ile Hazreti Ali tabiri caizse bir hızar gibidir. Ne kadar böyle Mekke müşriklerinden ileri gelenleri varsa, mesela 70 kişi öldürüldü. Yarısından fazlasını bu iki kişi öldürdü abi. Biri Hazreti Hamza, biri de Hazreti Ali radıyallahu anhu mecmain. İkisi. Cübeyr İbni Mutim Vahşi'nin efendisi. Vahşi'ye diyor ki, amcam Tüeyme'ye karşılık Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i, Ali'yi ve Hamza radıyallahu anh'tan birisini öldürürsen seni azat edeceğim. Ve seni servete boğacağım. Diğer taraftan Hint bin Ebu Sufyan Vahşi'ye geliyor. Diyor ki, eğer bu savaşta sen Müslümanlardan Hazreti Hamza'yı, onun da böyle intikam damarları kabarmış, eğer Hamza'yı şehit edersen sana istediğin kadar servet ve özgürlüğüne kavuşacaksın. Kölelikten azat olacaksın. Çünkü onun da babası Utbe, amcası Şeybe ve diğer biraderi Velid Bedir gazvesinde Müslümanlar tarafından öldürülmüştü. Uhud'a geliyor Müslümanlar. Uhud nasıl bir savaş abi? Müslümanların imtihanla imtihan edildiği bir savaş. Peygamber aleyhissalatü vesselam yola çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşa gidiyor abi. 1000 kişiyle yola çıkıyor.
300 tane münafık yolda geri dönüyor. Yine bize hisse var. 100 kişiyle yola çıkacağız, 30 tanesi geri dönecek abi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkasına dönüp hiç şunu demedi. Nereye gidiyorsunuz? Gelin, yapmayın, etmeyin, bizi aciz bırakmayın demedi. Arkasına bile dönüp bakmadı 300 adam giderken. Allah'ın dinine hizmet ediyorsan arkaya bakmayacaksın abi. Arkamda kaç kişi var, kaç kişi sohbete geliyor, kaç kişi hizmet ediyor, kaç kişi yapıyor? Senin böyle bir hesabın olamaz. Sadece önündeki rehberlere bakacaksın abi. Peygamberlere, sahabelere, Allah yolunda gayret gösterenlere. Geliyorlar Uhud'un meydanına. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. 50 tane okçuyu Ayneyn geçidine yerleştiriyor. Bakın, diyor ki sakın yerinizi terk etmeyin. Bizim savaşı kaybettiğimizi, bizim şehit edildiğimizi, yırtıcı hayvanların gelip bizim üzerimizde üşüştüğünü, etlerimizi parçaladığını görseniz dahi asla yerinizi terk etmeyin. Savaş başlıyor. Öncesinde Hamza 30 kişiyi öldürmüş. Uhud'da 30 kişi. Mekkeli müşriklerden. Müslümanlar kazandık diyorlar savaşı ve o 50 okçu yerlerini terk ediyorlar. 50 okçunun yerlerini terk etmesiyle birlikte savaşın rengi değişiyor. Bir işle görevliysen görevini hakkını vereceksin abi. Asla yerini terk etmeyeceksin. Sözünde sabit kadem duracaksın. Cuma günü 8.30'da sohbet var. Başka plan yapmayacaksın abi. Başka program yapmayacaksın abi. Sözün var. O gün, o saatte Allah'ın izniyle orada olacaksın. İndiler aşağıya. Ne için indiler biliyor musunuz? Borçları vardı onların. Ne kadar çok bize benziyor değil mi? Borçları vardı abi. Savaş bitti. Aşağıdaki ganimetlerden biraz alalım ve borçlarımızı ödeyelim. Abi niye sohbete gelmiyorsun? Niye Allah yolunda gayret etmiyorsun? Niye uğraşmıyorsun? Hocam çok borç var. Dünya kaygısı var. Dünya malı var. Şu var, bu var. Bak ne kadar çok benziyor değil mi? Ya bu sebeplerden dolayı Müslümanlar Uhud Savaşı'nı kaybettiler abi. Hata diyoruz değil mi bak? Onlar için hata diyelim, biz günah demeyelim. Böyle bir suç işlediler ya. 70 tane Müslümanın öldürülmesine o 50 okçu sebep oldu. Onlardan 40 tanesi de şehit oldu biliyor musunuz? Döndüklerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç onların hatasını yüzlerine vurmadı. Siz hiç adam olmazsınız, niye sözümü dinlemediniz, niye yapmadınız demedi onlara. Dönelim vahşi kısmına biz. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı savaşın içerisinde Hazreti Hamza'yı arıyor. Vahşi diyor ki Ali'yi gördüm radıyallahu anh. Çok çevik birisiydi diyor. Bir o tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Elimde mızrağım, arıyorum. Ama diyor Ali'yi bir türlü şeye getiremedim. Hani isabete getiremedim. Sonra diyor Hamza'yı gördüm. Ve onun gibi savaşan birini görmedim diyor. Ümmü Anmar isminde bir adam onun karşısına çıkmıştı. Onu öldürmesi an meselesiydi. Kılıç darbesini vurdu, kafasını uçurdu anında. Hani o bağırdı, ey Hamza benim karşıma çık, benim karşıma gel şeklinde bağırdı. Hazreti Hamza onun işini anında bitirdi abi. Ve diyor gözledim. Hamza'yı diyor bir boşluğa getirdim. Mızrağı attım, buradan girdi, arkasından çıktı diyor. Hazreti Peygamber'in amcası. Ömer'le Hamza demek İslam'da başka bir şeydir abi. Bu iki kişinin damarlarında kan dolaşmaz, cesaret dolaşır. Hatırlayın Mekke'yi değil mi? Bir uçta Hamza, bir uçta Ömer radıyallahu anh değil mi? Müslümanlar Kabe'nin avlusuna öyle girdiler. Önce gizli kapaklı. Hazreti Hamza orada şehit düştü. Resulullah aleyhissalatü vesselam şehitler arasında dolaşırken Hamza'nın halini gördü. Vahşi anlatıyor daha sonrasında. İnanın böyle yürek yetmez buna. Hamza'nın diyor başına oturdum. Göğsünü yardım diyor. Ciğerini söktüm, çıkardım, Hind'e götürdüm. Çiğnedi diyor, ağzında çiğnedi. Ve diyor Mekke'deki insanlara müjdeyi verdim diyor. Hamza'yı öldürdüm. Bakın vahşiyi bu katıl, hadisi unutmayın, birini öldüren diğer adam. Katil birisi. Bak o vahşi katil olan. Bu kadar büyük bir günah.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dayanamadı buna. Ey amca dedi, sana yapanın aynısını ben de ona yapacağım dedi. Allah uyardı onu. Sen onlar gibi olamazsın dedi. Sen onlar gibi yapamazsın dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor. Şehitlerin evlerinde dolaşıyor. Diyor ki herkesin bir ağlayanı var. Amcam Hamza'nın ağlayanı yok diyor. Bunu gitti Mekkeli müşriklere bir müjde olarak verdi. Mekke fethedildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin örtüsünün altında bulsanız dahi öldürün dediği 15 kişi vardı. Bu 15 kişiden bir tanesi de Vahşi'ydi. Kabe'nin örtüsünün altında bulsanız dahi. Mekke fethedildiğinde Ebu Süfyan'ın evine sığınan, evinde kalan, dışarı çıkmayana eman vardır dedi. Ama bu 15 kişiye yoktur dedi. Vahşi kaçtı. Taif'e kaçtı. Arkasından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Taif'e sefer yaptı. Taifliler de Müslüman oldu. Allah bize bir ders veriyor. Allah bize bir ibret veriyor burada. Taif'te fethedilince anladı ki artık kaçacak yer yok Vahşi. Nereye gitse arkasından geliyor. Hani diyor ya sanki peygamber amcasının intikamını alacak. Vahşi'yi takip ediyor. Olay öyle gelişiyor. Ve Vahşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona davet gönderdi. Amcanızı öldüren birini İslam'a davet ediyorsunuz abi. Vahşi dedi ki olacak iş mi bu ya? Hunharca amcasını katletmişim, İslam'a davet ediyor. Muhammed'in Resulullah demek bu. Bunun yeryüzünde yapabilecek başka bir adam yok. Annesini, babasını öldürmüş, çocuğunu öldürmüş birisini İslam'a davet eden bir şahsiyetten bahsediyoruz. Varsa böyle bir tanıdığını söyleyin. Mümkün değil. Ne deriz? Kan davası var mesela değil mi günümüzde? Anında ona intikam, anında kan davası, anında ceza, anında idam, anında şu değil mi? Bak şu son dönemdeki olayları düşünün. Onu İslam'a çağıracak. Vahşi dedi ki bu olacak bir iş midir ya? Ey Muhammed senin beni davet ettiğin şey bu olacak iş midir? Bakın Vahşi'nin tereddütleri karşısında Allah ayetler indirdi. Allah insanlıkla konuşmaya başladı. Vahşi sorun çıkarıyor tabiri caizse, problem çıkarıyor, Allah onu çözüyor. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu davet edince Vahşi dedi ya olacak iş değil. Furkan suresi 70. ayet-i kerime bu olay üzerine indi. Dedi ki ayette ancak tövbe edip, iman edip, iyi davranışlarda, salih amellerde bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Ve dedi ki Allah çok bağışlayandır, Allah çok merhamet edendir. Burada bir duralım abi. Dedik ya şimdi günahkarız. Yüz binlerce günahımız var. 20 yaşındasın, 30 yaşındasın, 40 yaşındasın, 50 yaşındasın, 50 yıllık günahın var. Bak ayet ne diyor abi? 50 bin tane günahı olan bir adama ne diyor? Tövbe edip. Tövbe sıfır noktasıdır abi. Tövbe ettin, bugünden öncesi yok. 40 yıllık günah yok. Sıfır değil mi? Temizlendin. Annenden doğduğun günkü gibi oldun. Ne diyor ayetin devamı? Onların diyor kötülüklerini iyiliğe çevirir. 40 yıllık günah vardı ya. 50 bin çeşit günah vardı ya. 50 bin sevaba dönüştü abi. Sadece ya Rabbi tövbe ettim. Beni bağışla. Beni affet dedin. Yöneldin Allah'a. Bir hayata başladın değil mi? Artı 50 oldun abi. Artı 50. Vahşi için bu yetmedi abi. Ne dedi biliyor musunuz bu ayetin karşısında Vahşi? Mektup gönderdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tövbe edip, iman edip, salih ameller işlemek zor iştir. Bu her insanın güç yetirebileceği bir şey değildir. Bu çok ağır bir şarttır. Tövbe edip, iman edip, güzel işler yapmak çok ağır şartlardır. Bunun üzerine Rabbimiz Nisa suresinin 48. ayet-i kerimesini indirdi. Vahşinin bu sözlerine karşılık. Dedi ki ayette Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Şirk. Büyük günahlardan bir tanesi neydi? Allah'a şirk koşmak. Allah bunu bağışlamaz. Bir, şirki bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimse hakkında bağışlar. Ve Allah o ortak koşan kimse için büyük bir günah ile onlar Allah'a iftira etmiştir. Şirk koşanlar.
Vahşi bunun karşısında ne dedi biliyor musunuz? Bu ayet kendisine gönderildiğinde. Dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, görüyorum ki Allah dilediğini bağışlıyor. Allah beni bağışlamayı dileyecek mi, dilemeyecek mi? Orada da garantim yok. Bir şarta bağlanmış. Allah şirkin dışındaki günahları dilediği kimse hakkında bağışlar. Bilmiyorum ki beni bağışlar mı, beni bağışlamaz mı? Bu şart da bana uygun değildir. Bunun üzerine de Peygamber aleyhissalatü vesselama Rabbimiz Zümer suresi 53. ayet-i kerime indirdi. Ey kendi nefislerine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Şirk de dahil abi. Şimdi ayeti bir parça parça okuyalım mı? Diyor ki Rabbimiz, ey nefsine uyup günah işleyen kullarım. Kimler abi bunlar? Bu salondakilerin hepsi. Nasıl günah işliyoruz? Nefsimizde uyduğumuz zaman. Allah'ı unuttuğumuz zaman, gaflet anı değil mi? Yani besmele çekerek, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın büyüklüğünün farkına vararak insan günah işler mi? İşlemez. Ne zaman Allah'ı unuttuk, Allah'ı haşa devre dışı bıraktık, o zaman günaha gidiyoruz abi. Allah'ı unuttuğun anda gaflete düşüyorsun, günaha gidiyorsun. Allah böyle olanlardan bahsediyor. Günah işleyen kullarım, Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin diyor. Allah'ın rahmeti ve mağfireti geniş değil mi? Bizim hayal edemeyeceğimiz kadar geniş abi. Şimdi dedik ya zihnimizde günahlarımızı saydık. Kendimize 50 bin tane günahımız var. Rabbimiz ondan da büyük. Rahmeti ondan da geniş. Tek bir hadis söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah rahmetini 100 parçaya böldü. Bir tanesini yeryüzüne gönderdi, 99 tanesini kendi katında bıraktı. Annenin çocuğuna olan şefkati ve merhameti o 100 parçanın içindeki bir taneden bir cüzdür. Şimdi sorarım size, bir anne evladını ateşe atmak ister mi? Katil olmuş evladı ya, düşün yani katil bir evladı var. Anne evladından vazgeçebilir mi? Yine de der değil mi? Hapishaneye ziyarete giderim. Evladım ne yapayım der. Benim çocuğum der. Allah böyle birisi anne çocuğuna böyle şefkat ve merhamet ederken %1'in içinde bir cüz iken bu. Bunun 99'unu düşün. Rabbimiz bizi affetmek, bizi bağışlamak için adeta sebepler yaratıyor. O sebeplerden bir tanesi de belki bu derstir. Belki bu sohbettir, belki bu ortamdır, belki bu arkadaşlardır veya farklı işte bulunduğunuz herhangi bir mecliste bir trafik kazası yapacaksınızdır. Son anda Allah sizi kurtarmıştır, Allah orada fırsatı vermiştir. Bak Rabbimizin rahmetinden ve merhametinden asla ümit kesmeyeceğiz. Ama şu değil, Allah nasıl olsa affedecek, Allah nasıl olsa bağışlayacak deyip şeytan sizi Allah'ın rahmeti, mağfireti, affıyla aldatmasın. Terazinin diğer kefesine bunu koyacaksın. Nasıl tövbenin şartlarından bir tanesi buydu. Tövbem kabul edilmezse korkusu yaşamak. Diğer tarafta da tövbem inşallah kesinlikle kabul olacak ümidiyle hareket etmek. Vahşi'ye bu ayette indi abi. Vahşi bu sefer tamam dedi. Bütün günahlar ya. Neydi hadisi tekrar hatırlayalım. Biri diğerini öldüren iki adamdan bahsediyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uhud'dan sonra Mekkeli müşriklerin birçoğuna beddua etti. Ama Vahşi'ye hiç beddua etmedi. Neden acaba? Sahabe de sordu. Ya Resulallah diğer Mekkeli müşriklere beddua ediyorsunuz. Vahşi için niye etmiyorsunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben Miraç gecesi Hazreti Hamza ile Vahşi radıyallahu anhı cennette kol kola gördüm dedi. Kader planında yazılmış hepsi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bak. Miraç ne zaman abi? Ta Mekke dönemlerinde. Uhud ne zaman? Hicretin 3. yılı. Belki aradan 3-5 sene geçmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam 3-5 sene öncesinde görmüştü meseleyi. Vahşi de bu şekilde tövbe etti, Müslüman oldu. Şimdi tövbe için asıl olan şey şu abi. Bu biraz nefsinize dokunsun bu kısmı. Günahların kefaretini burada ödemek lazım abi.
Günahların bedelini burada ödemek lazım. Vahşi ne yaptı biliyor musunuz? Hazreti Hamza'yı katlettiği mızrağı bir ömür boyu sakladım diyor. Hiç atmadım o mızrağı. Ne zaman ki Yemame'de Müseylemetül Kezzab isminde bir yalancı peygamber ortaya çıktı. Vahşi o savaşa katıldı. O savaşta Müseylemetül Kezzab'ı, Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrakla öldürdü. Günahınız ne kadar ağırsa kefareti de o kadar ağır olmalıdır. Nefse dokunan kısmı budur. Bundan önce Allah'ın hoşnut olmadığı, memnun olmadığı bir işin içerisinde bir saat geçirmişsen, Allah içinde burada bir saat geçireceksin abi. Kur'an'ın başında da bir saat geçireceksin abi. Bundan önce haram bir iş için hiç elin titremeden zevkle, hazla 100 lira harcadıysan, bundan sonra da Allah için bir fakire, fukaraya 100 lirayı vereceksin abi. Ki senin tövbenin samimi olduğu ortaya çıksın. Nasuh bir şekilde tövbe ettiğin ortaya çıksın. Ki bunu çoğaltabilirsiniz. Neydi? Allah nasuh tövbeleri kabul ediyor. Samimi olan, içten olan tövbeleri kabul ediyor. Yoksa şu değil. Allah'ım şu günaha tövbe ettim. Beni bağışla. Ertesi gün günahıyız. Tamam amenna, yine düşeceğiz günaha. Tamam yine hata edeceğiz. Yine yanlış yapacağız. Yine olacak. Yine çamura batacağız. Ya biz kirlenme, gözümüz kirlenmek güzeldir diyor ya. Ya özümüzde var kirlenmek. Günah işlemek özümüzde var. Fıtratımızda var. Günahsız olacağız diye bir kaide yok. Ama her düştüğümüzde, her çamura battığımızda Allah'ın huzuruna geleceğiz. Bileceğiz ki bizi ondan başka bağışlayacak, bize ondan başka rahmet ve merhamet edecek hiç kimse yok. Diğer taraflarda bak, bir suç işlediğin zaman, değil mi? Az önce söyledim. Cezaların hepsi kesilir. Hiç böyle gözünün yaşına bakmazlar. İyiymişsin, iyi adam, işte şöyle adam, böyle, bunlara bakmazlar. Abi şu suçu işledin, bu suçun bedeli şu kadardır. Hemen cezayı keserler. Ben de diyorum ki, gelin biz bir günah işlediğimizde kendi cezamızı kendimiz keselim. Sabah namazına kalkamadığımız gün, o günü oruçlu geçirelim mesela. Nefsimize böyle bir ceza verelim. Öyle değil mi? Yani günahımızın kefaretini inşallah burada ödeyelim. Ne diyelim? Rabbim inşallah günahlarının kefaretini burada ödeyen, hakkıyla Allah'a tövbe eden kullardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Amin.